Ginkgo'nun yaprağındaki etken madde binde 2,5. Yani %0,25. Çok çok az olduğu için bunu kişi her gün tonlarca çayını içse içilmez de yani içebilse yani içmesi mümkün olsa etkisi yine de az olur. Etken madde çok az olduğu için bu yaprakların destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından biz özel bir formül geliştirdik. Ginkgo Forte. Şimdi yaprağın, bu ginkgo'nun yaprağı kilosu 5 lira 6 lira. Ama destilasyonla elde edilen ekstraktı 400 lira 500 lira. 100 kat pahalı. Çünkü nedir? Özüdür. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Beyni besler. Hücreleri canlandırır. Buradaki kireçlenmeyi önler. Oksijen akışını artırır. Vitamin, mineral, enzim akışını artırır. İltihaplanmayı önler. 10.815 demans hastası üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Klinik araştırması, yüzlerce klinik araştırması var. Artı sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru, kulak çınlaması problemi olan hastalar üzerinde Ginkgo ile tedavi denemesi yapmışlar. 1.357 hastayı Ginkgo ile tedavi etmişler. Fakat bazen yetersiz olabilir Ginkgo. Vatandaş diyor ki ben aldım falan yerden kullandım yeterli değil. Şöyle oldu böyle oldu. Damarların iç yüzeyinde kireçlenme olmuşsa kireci çözecek bir şey lazım. Nedir? O da iksir. Kireci, her türlü kireci çözer. Bu da kireç çöz gibi. Nasıl ki kireç çöz. Kullanıyorsunuz lavabolarda. Bu da damarların iç yüzündeki kireçleri çözer. Eklemdeki kireçlenmeyi çözer. Vücudunuzdaki her türlü kireci çözer, temizler, aratır. Yani ginkgo beyne kan akışını artırır. Kulağın beslenmesini, gözün beslenmesini sağlar. İksir ise bütün organlardaki kireçleri çözücü özelliğe sahiptir. Evet. Şimdi bu da sarı kantaron bahsetmiştik. Depresyona Depresyon karşı. içinde değil mi? Evet. İnsanlarımız maalesef günümüzde öyle hızlı yaşıyor. Eskisi gibi köyde rahat rahat çiftle çubukla uğraşıp stresini atmıyor. Toprakla uğraşan insan ne yapıyor? Gerilimi zaten atıyor vücudunda. Toprakla iç içe. Ama şimdi topraktan uzak beton yığınları içerisindeyiz. Bir, elektrik donanımı var, monitör var, cep telefonu sürekli konuşuyorsunuz. Oradan bir manyetik dalga rahatsız ediyor. Kanseri bile tetikliyor. Her tarafta bir negatif iyon, pozitif iyon yayılıyor. Bu da vücudumuzun enerjisini ne yapıyor? Yavaş yavaş azaltıyor. Kişiyi sürekli stresli, gerilimli yapıyor. Bir de kişinin işi yoğunsa ne yapıyor? İyice bunalıyor. Artık gerile gerile patlayacak noktaya geliyor. İş yerinde problem, evde problem, hızlı yaşantı, yemesini içmesini dikkat edemiyor, sağlıklı beslenemiyor, abur cubur, fast food tarzı besleniyor. Vitamin, mineral, enzimi alamıyor. Ne oluyor? Vücut çöküyor. Sürekli yanlış beslenme, yanlış yaşam tarzı. İşte burada sarı kantaron mükemmel bir çözüm. Neden? Sarı kantaronun birleşiminde %1 oranında hiperforin ve hiperisin var. Hiperforin ve hiperisin beyindeki noradrenalin, dopamin, serotonin gibi hormonların kalitesini artırıyor. Serotonin hormonu yükselirse ne olur? Kişi mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu olur. Noradrenalin hormonu artarsa, artırıcı özelliğe sahip, doğal olarak kimyasal değil. Kişi konuya odaklanır, yaptığı işte odaklanır, işinde başarılı olur. Kişi konuya odaklanamasa hiçbir şey yapamaz. Yani hayatta başarılı olamaz. Öğrenciler özellikle hiperaktif çocuklar okulda neden başarısız oluyor? Çünkü aynı anda birçok konuyu düşünüyor. Dersi dinliyormuş gibi yapıyor, dinliyor zannediyor hoca. Ama o başka şeylerle meşgul. Sarı kantaron kullandığı zaman ne yapıyor? Kişiyi konuya odaklandırıyor. Kaç yaşında olursa olsun fark etmez. Yani 0-6'dan başlar, 6 yaşından 60 yaşına kadar herkes kullanabilir. Yaş sınırı yok. Sarı kantaron. Mükemmel. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Ginkgo'dan sonra dünyada en çok tanınan, bilinen ve kullanılan bitkisel ürün.
Depresyon için özellikle. Depresyon, panik atak, stres, gerilim, üzüntü, iç huzursuzluk, psikolojik gerilim, anksiyete, birçok psikolojik rahatsızlığa karşı etkisi mükemmel. Yani yüzlerce klinik araştırması var. Kimyasallardan daha faydalı, yan etkisi yok. Vatandaşın birisi gelmiş ağlıyordu. 25-26 yaşında niçin ağlıyorsun? Söyleyemem. Niye geldin? Ayıp. Ayıbım ayıbı yok. Söyledin nedir? Hanım beni evden kovdu dedi. Niye? Kız kardeşimden farkın yok demiş. Niye? Ya işte ilaç kullandım. Antidepresan kullanmış. Hormonları sıfırlamış. Doktora gittin mi? Gittim. Ne dedi? Yapacak bir şey yok. Kendi kendine yapmıştın demiş. Ne olacak şimdi? Dedim ki çok kolay. Sarıkantaron doğal antidepresan. Tribulus ise doğal hormon artırıcı. Tribulus yani çoban çökerten hormonların kalitesini artırır. Tribulus da farklı özelliğe sahip. Tribulus'un özelliği nedir? Birleşimindeki diosgenin, prodiosgenin denen etken maddeler var. Bu beyinde hipofiz bezesinin luteinizan hormonu salgılamasını artırır. Bunun özelliği. Luteinizan hormonu artarsa ne olur? Erkeklerde bu hipofiz bezesi bütün hormonların orkestra şefi gibi. Orkestra şefi. Bütün hormon salgılayan bezeleri harekete geçirir. Erkeklerde testislerin kaliteli testosteron hormon salgılamasını artırır. Bayanlarda ise östrojen hormonunu artırır. Hiçbir kimyasal yani madde bunu yapamaz. Mesela problem oluyor vatandaşın. Hipofiz bezesinde makro veya mikro adenom oluyor. O çok ağır kimyasallar veriyorlar. Baskılayıcı. Yan etkisi sayılmayacak kadar çok. Oysa bu tür problem olan kişi, mesela hipofiz bezesinde makro veya mikro adenoma olan kişi, iksir alı verecek. İksir her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Her türlü. Yanında tribulus forte, zerdeçal forte, kist çayı, damar çayı kullandığı zaman hipofiz bezesindeki makro veya mikro fark etmez. Yavaş yavaş kistleri eritir, nodülleri. Hiçbir problem kalmaz. Hipofiz bezesinin sapında oluşacak mikro veya makro kist, nodül ne yapıyor? Bütün hormon dengelerini bozuyor. Prolaktin hormonu yükselirse erkeklerin cinsel fonksiyonu azalır. Kadınlarda kısırlığa sebep olur çünkü östrojen hormonu sıfırlar. Prolaktin hormonu aşırı olursa tehlikeli. Ama biz ne yapıyoruz? Vatandaş kullandığı zaman 6 haftada problem ortadan kalkıyor. Şak şak bitti gitti. Tribulus'u ilk defa Bulgaristan'da bu sporcular üzerinde denenmiş. Yani böyle body yapanlar, vücut geliştirmek için ve etkisini görmüşler. Mesela eskiden Sovyetler'de sporcular çok çok başarılıydı. Neden, niçin? Daha 1920'lerde Sovyetler'de, Bulgaristan'da yani eskiden Rusya'da ve Bulgaristan'da tribulus kullanılmış. O nedenle eski Sovyetler'de ve demir perde ülkelerinde sporcular çok çok daha başarılıydı. Çok yoğun tribulus kullanmışlar. Yani tribulus kişiye enerji veriyor. Halen de bugün birçok fitness salonlarında, spor salonlarında gençler tribuluslu hap kullanırlar. Kas yapıcı, güçlendirici, enerji verici, testosteron hormonunu artırıcı vesaire birçok fonksiyonları var. Evet, bunun böyle mükemmel bir ürün.